Sevgili ve güzel Sinan Canan, bence insanlar delirmek istiyor da eskisi gibi düz delirmenin mantığı ortadan kalktı. İşte depresyondan şizofreniye çeşitli isimlerle tanımlar geldi. Tam delireceğim bir tanı alıyorum. Bir tanı alıyorum falan havası kalkıyor ortadan, şeyi kalkıyor diye millet delirmekten de korkar hale geldi gibi genel bir aura var. Şakası bir yana YouTube'da yorumların altında geliyor. Gerçekten insanlar delilikle alakalı tanıma sınırının ne olduğunu, nasıl algılandığını hem neuroscience açısından hem de bizim sosyal işleyişimiz ya da bakışımız açısından azıcık sorgulasak ya diye sormuşlar ya da muhabbetini yapsak. Evet, enteresan yapsak. Bir delilik moda oluyor gibi. En azından bizim kanalda. Ya da yani delilik aslında bir tür sosyal ihtiyaç kullanırken ya da tarif ederken, hatta bundan 50 sene öncesine kadar bir tür kendi tuhaf statüleri olan da bir karşılık. Ama yani o delilikle alakalı o statüsü olan ve toplumsal olarak işlevi olan tanımın kendisi şimdi bir kullanılamaz duruma geldi. Yani delilik daha çok sanatın bir unsuru gibi görünüyor ya da sanatsal bir şeyin bir parçası gibi görünüyor. Delilik kalıbı altında her şey çözünürlüğü çok yükseltildi, tanımlar oluştu ve bu tanımların altında bunların hepsi de tıbbın hastalık bakış açısını formülün içerisine girdi ve tüm saygınlığını da kaybetti. Hani o deliliğin o havalı getirdiği, Tanrı'yla konuşan, meleklerle sohbeti olan, işte evreni başka bir yerden anlayan adam statüsü, hani o delirmenin getirdiği pozitif statü tamamen ortadan kalktı. Şeyde zayıf karakter, işte bilmem ne falan ya da hormonal bir sürecin sonucu falan gibi bir tanımın içine girdi. Bir de şimdi deliliğin çok tuhaf bir durumu var. Yani delilikle alakalı bir şey tarif ederken. Delilik en geniş kapsamda hem biyolojik varlığımız hem de duygusal varlığımızla alakalı bir şeydi ya konuda. Şimdi mesela o da ayrışmaya başladı. Yani böbrek rahatsızlığı gibi oldu. Yani tüm statüsü gitti deliliğin arka tarafta. Delilik diye bir şey yok artık zaten. Zaten yok. Öyle ya bir isimlendirme kullanılmadı. Evet. Için. Ama sanatın içinde, filmlerin, tiyatronun, romanların içerisinde deliliğin kendisi, hayata algılamayla ilgili normun dışına çıkan insan ve bu o normun dışına çıkmanın ne kadar da sanatsal bir şey olduğu duygusu kaldı cebimizde. Ya filmde onu izlerken estetik ve değerli bulabiliyorken filmden dışarı çıkıp da normal sokağa çıktığımızda artık oradaki statü, bilgi vesairesi falan ortadan kalktı. Bu arada deliliğin bir tür inanışlarla da bir ortak kümesi. Çünkü yani eski şaman ya da işte başka kültürlerin içerisinde hani o dinin kendi karakteristik özelliklerine karar veren kişinin aslında toplumsal anlamda delilik sınırı içinde yer alacak davranışlarla bunu yaptığı. O yüzden de bu işin tuhaf bir aldı verdiğiyle iç içe geçtiği de bir durumu var. Şeyi merak ediyorum, oradan başlayalım, sonra üzerine adım adım açarız hikayeyi. Gerçekten neuroscience açısından, hani delilik tarif edilebilir, nörolojik bir bakış açısıyla, hani delilik nasıl tarif edilir, nereye girer, ne olur? Sonra da evrimdeki yerini falan konuşalım arka tarafta. Olur. Şimdi birinci kısım kolay. Bilimsel olarak, yani sinir bilimsel, beyin görüntülemesi, psikolojik testler, yani bildiğimiz standart ölçüm ve muayene usulleriyle bir yerde bir şeyin yanlış gittiğini gösterebildiğin duruma zaten özel bir teşhis ismi yapıştırdığın için bu ayrışma başladı. Yani biz mesela ön beyinle orta beyin arasında devamlı insanı belli hareketlere zorlayan ve hayatını yaşanmaz hale getiren obsesif kompulsif bozukluğun ismini aslında o devrenin çalışma şeklini ve çalışma biçimini içeri bakarak gördüğümüzde koyabiliyoruz. Dolayısıyla bir kere obsesif kompulsif tanısı icat edilmeden önce, bundan 50 sene önce, günde 50 kere elini yıkayan adama deli lan bu, günde 50 kere elini yıkıyor falan derdik ve delilik tanının içinde onu oradan ayırdık. Efendim işte ön beyindeki dopaminerjik yolların bilmem hedehede olmasından dolayı hayalle gerçeği ayırt edememeyi şizofreni diye işaretlemeye başladığımızdan beri şizofrenikler de deli statüsünden çıktı. Deli büyük bir havuz gibi sanki. Biz devamlı onun içinde böyle sebebini buldukça bir şey çıkarıyoruz ama mesela İngilizce'de mad dediğimiz o delilik haliyle crazy, çılgın diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz hal aslında deliliğin içinde bizde hep birleşiyor. Mesela biz deliği bazen Türkçe kültür itibariyle bazen olumlu bazen olumsuz anlamda konuşuyoruz. Abi işte deli gibi çalışıyor falan. Deli yani bu çocuk ya. Deli bu çocuk. Ha, pozitif aynen. Bir şey yani. Mesela o mesela çılgın demeye getiriyoruz. Ya birkaç tane daha ifade var mesela. Bunları böyle yan yana koydum. İşte bir abdal var mesela. Bir meczup var, bir deli var, bir çılgın var. İşte başka vardır şu anda ilk etapta aklıma gelenler bunlar. Mesela biz köyün delisi, sokağın delisi falan filan diye bildiğimiz eskiden çok olan mahallelerde, köylerde tipler için daha bilge olanlar onlara gizli abdal ya da meczup derlerdi mesela. Şimdi meczup cazibeye kapılmış olan demek. Bir konuya aşırı takılmış, bu manevi bir konu olabilir, maddi bir konu olabilir. İngilizce'de nerd dediğimiz bir konuya aşırı kitlenme hali olabilir. Çok kör kütük aşık olmuş olabilir. Aşık olmuş olabilir.
Böyle bir merkezi mevzu etrafına bütün hayati fonksiyonlarını ya da zihinsel fonksiyonlarını neredeyse iptal edecek derecede kapanmış olan kişi dışarıdan deli gözüküyor zaten. Yani deli divane olmuş falan diyoruz ya. Şimdi aslında o bizim olumlu anlamda hani eskiden toplumsal statüsü ve yeri olan şey biraz böyle bir şeydi. Tabii eskiden ama şizofreninin, işte majör depresyonun, obsesif kompulsif bozukluğun, post travmatik stres bozukluğunun falan tanımları olmadığı için böyle bir şeyi ayırmadı ya da hiperaktivite bozukluğu falan gibi böyle şeyler bulamadığımız için o büyük havuzda bunlar onun parçası gibiydi sanki. Ve deli dediğimizde genellikle böyle bir şeyi kastediyorduk. Ve delilik mesela hep şeyi düşünüyorum. Köy yerlerinde ben hatırlıyorum eskiden küçükken gittiğimizde orada eşcinsellik de kabul edilebilir bir parçaydı. Delilik de kabul edilebilir bir parçaydı. Yani o çeşitlilik içerisinde bunun mütemmim cüz gibi algılandığını, yani illa birisi bir deli olacak orada. İşte insanlar ona yardım edecek, onun etrafında toplanacak, ondan ibret alacak, çoluğun çocuğun böyle olmasın diye bir şey yapacak falan gibi. Öyle bir fonksiyonu vardı. Şimdi mesela bugünden bakınca bunların hepsini belli teşhisler, tedavi edilmesi gereken ya da kontrol edilmesi gereken hastalıklar gibi sınıflandırmaya başlayınca normalin baskısı başladı. Yani normalin aşırı sıkıcılığı ve normalden sapan her türlü davranışa bir hastalık etiketi yapıştırma durumumuz. Ya biraz kendine güvenen adama narsist damgası yapıştırmamız gerekiyor hemen. Biraz canı sıkkın olana depresif dememiz gerekiyor. Azıcık böyle bir konuda takıntılı olana ya işte obsesif ya bilmem ne Asperger, otistik bir şey dememiz gerekiyor. Dolayısıyla o insan davranış çeşitliliğinin bizim tanımlarımıza sığmayacak kadar farklı versiyonlarını bir arada tutan bir topluluğun daha ilkel şartlar altında ne kadar büyük hayatta kalma avantajına sahip olduğunu anlayamadığımız için ya da şu anda öyle bir durumda yaşamadığımız için o haldeki bu kavramlardan şimdi faydalanamıyoruz. Şimdi algoritmik bir zamanda yaşıyoruz. Her şeyin yolu yordamı var. Okulu bitirmenin, derse girmenin, işe gitmenin, eğlenmenin, yatıp uyumanın, saçmalamanın bile algoritmaları var. Dolayısıyla işte çılgınlık yapmayı menüden seçebilirsin artık. Yani çılgınlık menülerimiz var. Sosyal medyada örnekleri var. Dolayısıyla böyle bir dünyada delilik kavramının oturabileceği bir yer yok. Halbuki bugün bile vardır. Yani ben uzun süredir köy hayatıyla maalesef çok ilişkim yok ama köy dediğin ortam, mesela en azından tarımla uğraşan temel düzeyde bir topluluğun ana derdi aslında hayatla bir şekilde dans edebilmektir. Orada hayatta kalabilmektir. Faydasını ve çevreyle olan ilişkisini optimal düzeyde tutabilmektir. Böyle olunca yani tabiatın devamlı karşına çıkarttığı sürprizlere karşı çoklu bir donanıma sahip olman lazım. Mesela delilik ve onunla alakalı her türlü marjinallik, bugün daha yeni yeni nörobilimde nöroçeşitlilik diye böyle hani özleyerek, nostaljik bir şekilde bahsettiğimiz bir şeyle anladığımız ama kadim olarak çok işimize yarayan bir şeydi. Benim mesela baktığım işte yani niye eskiden mahallede deli vardı da şimdi yok kafasında. Hiç metodik okumasını yaptığım bir konuda değil bu arada. İlla ki Foucault falan bir şey yazmıştır bu konularda ama bilmiyorum ne dediklerini. Fakat netice itibariyle değişen toplumsal beklentiler ve algoritmaya gittikçe daha sıkı oturan bir yaşamın böyle bir şeyleri de formüle bağlama zorunluluğu var. Ve formüle bağladıkça sen rahat hissediyorsun kendini. Şizofreni kardeşim işte böyle şizofreni tak koydum etiketi bitti gitti. Ama mesela şeyi aç bak, tanı kriterlerini o DSM falan filan açıp bakarsan şizofreni sendromları diye bir şey var. Altında yüzlerce farklı durum var. Mesela bunların hepsini şizofreni altına toplamak, dün bunların hepsini deli altına toplamaya çok benziyor. Burada İbrahim Bilgen söylemişti geçenlerde bu muhabbette. DSM'de en fazla alan ayrılan bölüm, yani tanı, hastalıkların tanısıyla ilgili bir kılavuz düşün. En büyük bölüm henüz tanısı konulamayan rahatsızlıklar bölümü. Ve orada da tedavi önerileri var. Yani tanısını bile koyamadığı şeye tedavi önerisi yapabilecek kadar coşmuş vaziyetteyiz. Yani delilik işlevsel bir şey olduğu için var. Nedeni bilinmeyen kısırlık gibi. İnfertilite hikayesi olduğu gibi. Esansiyel, idiopatik. Delilik dediğimiz şey aslında dün dışlayıcı bir şey değildi. İsim gibi bir şeydi. Bir fonksiyon işaret ediyordu muhtemelen ve o fonksiyon da bize fayda sağlıyordu. Ama şimdi algoritmik hayat içerisinde o koyduğumuz teşhislerin hepsi işlevsizleştiren, işlevi bozan, toplumun gidişatında kendisiyle ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz reaksiyonlar doğuran davranışları dışlama kriterleri onlar. Eskiden içleme, yani içeri alma aracıydı bu isimlendirme. Şimdi öyle değil. O yüzden mesela deli yok artık. Yani fiziksel evet. Olarak deli yok. Ya tanısı konulamayanlar bölümüne ait bir sorun var ya da tanısını koyup rahatlayabildiğimiz kısımlar var.
Ama bizim galiba gerçekten deliye ihtiyacımız var. Özellikle senin söylediğin mesela bak. Son derece doğru düzgün algoritmik sabah 9 akşam 5 yaşayan adamdan bir halt olmadığını biliyoruz yani standart. Normal adamdan iş çıkmaz diye senelerdir söylediğimiz o. Ne zaman bizden bir iş çıkıyor? İşte karnımız doyunca arıza çıkarıyoruz ya. Öyle bir batıyor ya bir şeyler. Şimdi bu aslında delilik hali. Hatta geçen galiba çok bu ara konuştuğum için nerede konuşacağım burada konuşmuş olabiliriz. Normal insanın bugün normal saydığımız yaşam hali bile aslında tam bir delilik hali. Çünkü şimdiki anda olan bir tane değil de ya geçmişle ya gelecekle ilgili kafa sürekli halüsinasyonlar ve pişmanlıklar arasında gidip geliyor. Aslında bu bir delilik ama bu paylaşıldığı için bu normal. Bu hepimizin paylaştığı algoritmamız olduğu için burada sıkıntı yok. Ama bu algoritmanın dışına çıkmadan yani şimdiyle oynamaya karar verip burada yeni bir şey yaratmadan da bir şey olmuyor yani. Dolayısıyla bunu kim yapıyor? Bu algoritmanın dışına çıkan. Bu algoritmanın dışına çıkan da bize yaşam tarzımızı tehdit edecek bir şeyler getirene kadar hoş karşılanıyor. Aynı çılgın çocuk falan. Hani tolere ediyoruz bunu. Hatta çıkarttığı işi de prestijli bir yere koyuyoruz. Sanat diyoruz, inovasyon diyoruz, yenilik diyoruz, bir şey diyoruz. Mesela bize gelip de ne kadar saçma yaşadığımızı hatırlatmaya başladığı andan itibaren kafir diyoruz, müşrik diyoruz, hain diyoruz. Efendim terörist diyoruz, anarşist diyoruz, bir şey diyoruz. Hasta diyoruz. Hasta diyoruz tabii. Bir de hasta etiketi var. Şimdi dolayısıyla bir orada böyle bir kriter var yani. Bana dokunmasın, kendi çapında takılsın, psikiyatrik bir problem yaratmasın. Yani beni korkutmasın, beni engellemesin, benim hayat tarzımda gereksiz sorgulamalar yapmaya zorlamasın beni falan. Onun dışında böyle zararsız, normalin kabul edilebilir varyantları olarak mevcutlar. Ama bizim hakikaten hayatımıza baktığımızda benim mesela delirdiğim zamanlarım güzel zamanlarım. Yani benim deli zamanlara ihtiyacım var ve o deli zamanlarda da delice şeyler yapıyorsun. Sonra işine yarıyor ama o yaptıkları. Bir de ilham verici bir pozisyon edinme ile alakalı bir karşılığı var ya aslında yapının içerisinde. Norm diye kabul ettiğin şeyde bir süreklilik edinmeye çalışıyorsun. Sonra normun dışında bir anormalle beraber bunu geliştirebileceğin ve ilham verici ikinci bir seçenek, ikinci bir level görme şansın oluyor. Biz daha çok deliliği hep öyle kullanmışız. O yüzden biraz sanatla da ilintisi var. İlham verici bir tarafı var. Elbette bu arada yaşayan ve yakın çevresi için çok ızdırap verici bir hayat. Onu çok anlayabiliyorum. Yani delilik böyle hani sütten çıkmış ak kaşık öyküsü değil. Yani kendi yakın çevresinde bir sürü ızdırap verici öyküsü var. Ama yine de toplumsal olarak o öykünün kendisinden yola çıkan veri bir tür ilham verici ve geliştirici ya da değiştirici bir pozitif veri gibi değerlendirilebiliyor. Evet. O yüzden mahallenin delileri mahalle tarafından seviliyor. Bu arada Kuzguncuk'tayım. Kuzguncuk'ta da öyle. Yani hani mahalle dokusu kodlanabildiği için. Sürekli futbol maçları anlatan bir abi vardı. Kimdi o ya Kuzguncuk'ta? Çok eğlenceliydi böyle şeylere oturduğumuzda. Var birkaç tane çılgınımız var yani. Hiç böyle unutmazmış şeydi. Maçları falan mesela. O kafayı oraya kilitlemiş. Evet, evet bir şeydi ve hani herkes mahallenin öyle ya da böyle pozitif anlamda gözü üzerinde. Yani bir mahalle dokusu yaratmayı da organize ediyor ve bir alternatifi görebiliyorsun. Ama orası yavaş bir mahalle olduğu için yavaş mahalle tölere edebiliyor bunu. Ama buradaki hikayeyi hızlandırdığımız bir... Yavaş mahalle güzeldi bak. Evet. Yani... Hız işte bizim hızımızı kesiyor mesela onlar. Aynen öyle. Bizim hızımızı kesiyor ve bizim hızlandığımız ve öyle birbirimize konsantrasyon ve zaman ayıramayacağımız genel paketin içerisinde öyle insanlara yer kalmıyor. Yani onları hemen bize bir maraz çıkartıyor. Beni bir aksak bir yere yönlendiriyor kaygısı yaşayıp onu hasta etiketiyle beraber bir başka formülün içerisine alıyoruz. Bu zorlayıcı bir fotoğrafa da. Aslında bir de işte böyle beklentine aykırı davranana kızma hali o primitif tepkinin kurumsallaşmış hali teşhis aslında. Ha, yani pst yapma bunu işte canımı sıkma falan filan yerine şimdi al bu ilacı otur oturduğun yere de al bu muameleyi çık kenara. Hani teşhis şu anda onu yapmamızı sağlıyor ama mesela ilham verici taraf dedin ya biraz önce. Yani ya biyoloji çok güzel bir şey ya. Yani anlatsalar da hakikaten mesela bunların hepsini biz kendimiz çıkarabilecektik ama şöyle düşün. Mesela seninle evrimi konuştuk uzun uzun. Mesela oradaki en önemli hikaye neydi? Bizim ya bütün canlıların her üremesinde genetik kartlar o kadar çok karıştırılıyordu ki her an yeni bir varyasyon çıkıyor. O yüzden iki canlı birbirine benzemiyordu. Ve tabii bunu yaparken de her zaman böyle mühendislik olarak %100 güzel ürünler çıkmıyor. Arızalılar çıkıyor, eksiği fazlası, farklı kombinasyonlarda bir şeyler çıkıyor. Ve bunlar bize çok büyük bir güç sağlıyor demiştik. Neydi o güç? Çeşitli. Şartlar sürekli değişiyor. O değişen şartlarda ne kadar hazır olursan ol, tek tip olursan kırılgan olursun. Ortadan kalkarsın bir yamukta. Ama çok farklı olursan, çok
farklı veçelerin olursa, farklı güçlerde bireylerden oluşursa, o zaman her türlü değişikliğe karşı tür olarak anti kırılgan oluyorsun ya da canlılık olarak anti kırılgan oluyorsun. Bir kısmı belki dezavantajlı oluyor, üreyemiyor, ölüyor, bir şey oluyor ama o soy daha o ortama uygun olanlar tarafından devam ettiriliyor. Şimdi insanın bu dünyada hayatta kalabilmesi de yenilik üretmesiyle alakalı ya. Yani insan baştan beri böyle bu dünyada hazır haliyle takılamıyor işte. Değiştirecek illaki. İyi de neyi ne kadar nasıl değiştireceğim? Bu değiştirdiğim bir süre sonra bana zarar verirse ne olacak? Bilmem ne gibi. Hem doğanın yarattığı, hem kendi doğasının yarattığı, hem de kendi eliyle yarattığının ona yarattığı bir sürü fenomenle karşı karşıya. Yani onun çevresi çok daha kaotik. Tabiatta bir zürafanın çevresine göre. Şimdi böyle olunca delilik o kadar muhtaç olduğumuz bir şey ki. Otizme o kadar ihtiyacımız var ki, şizofreniye. Tabi bunların daha hafif ve işlevsel versiyonlarına o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ve bunları etiketleyip yapıştırıp bir kenara ayırmakla aslında yaptığımız sabotajın boyutlarını görebilsek bunun tez oranda vazgeçerdik. Çünkü şu anda algoritmada yaşadığımızı sanırken Covid geliyor işte. Yani başımıza bir şeyler geliyor, iklim krizi geliyor, petrol bitiyor, işte at kaçıyor, tüy düşüyor, bir şey oluyor yani. Dolayısıyla onların arasında algoritmalarımızda hiçbir hazırlığımızın olmadığı konulara geldiğimizde öyle kalacağımıza insan olmanın iktizası çeşitliliğin gücünü hatırlayıp ya burada biraz abartmamak lazım. Anlıyorum doktorun, anlıyorum tıp alanının endişesini. Yani teşhisi koyalım, rahat edelim, hasta da şey olsun, malpraktise girmeyelim, bir şey kaçırmayalım diye. Yazık işte 2-3 senede bir o DSM'leri yenileyip yenileyip duruyorlar mesela. 10 sene önce var olmayan hastalıklar bugün ana hastalıklarımız falan. Çünkü yeni icat etmişiz onları. Bu endişeyi anlamakla beraber bu endişenin mantıksız olduğunu hatırlatmak da gerekiyor. Bu kadar değil. Burada tabii karşımıza şu çıkıyor ama bu gerçekliği es geçmeyelim. Sen o ailenin ne kadar acı çektiğini biliyor musun duygusu? Çıkıyor. Tabii ki. Önemli bir kriter. Ya da onun mal olduğu, yani insanlara zaman ve duygusal anlamdaki maliyetlerini biliyor musun? Defansı çıkıyor ve haklı bu arada o defans. Çok haklı. O yüzden belki avantaj dezavantaj konusunda teşhis edilmiş hastalıklarla deliliği karşılaştırmak hani birbirlerine. Şimdi birinci olarak ilham verici. Delilik diye de bakmak gerekmiyor. Deliliğin alanını tekrar tanımlayalım diyorsun. Çünkü deliliği artık sadece böyle hobik ve sadece sanatsal nüvelerin içerisinde gördüğümüz ya da eski romanlarda gördüğümüz bir şey gibi kalıyor. Şimdi birincisi delilik kavramıyla bazı şeyleri okuma ilham verici. İkincisi az önceki söylediğin gibi çeşitlilik kavramını algılama, o çeşitlilikten kaynaklı anti kırılgan bir topluluk oluşturmanın özünde yer alıyor. Üçüncüsü sistemi yavaşlattığı için bir şeye konsantre olmayı hızlandırıyor. Aynen öyle. Derinleştiriyor seni bir şeyi algılama ya da anlamayla alakalı daha uzun ve konsantre bir şeye bakmak zorunda bırakıyor toplumun içerisinde. Benim aklıma gelen dördüncüsü senin konularından bir tanesi. İnanç kavramı gibi modernist sistemle uyuşmayan temel kavramları tekrar doğru algılamayla alakalı bir yol haritası da oluşturuyor gibi. Şimdi sen anlatırken onu fark ettim. Seninle çok inanç konusu üzerine de konuştuğumuz için. Hani bir şeyin inanılırlığının yani evrenin inançla algılanacak mutlak olmayan bilgisine mutlak bilgi yapıştırılacak temel kavramlarla modern ve mutlak bilgi diye kabul ettiğimiz geçici kavramlar arasındaki geçişi delilik verebiliyor. Yani hani yönlendirebiliyor. Zaten o yüzden de din bunu çokça kullanıyor. O yüzden meczup bir laf ediyor böyle bir ay düşünüyorsun. Düşünüyorsun ama sen buna hazırsan zihinsel olarak inançla ilgili sorgun varsa o meczupun o lafı yani seni gerçekten evrensel anlamda yeni bir şeyle alakalı düşündürüyor. Orada öz farkındalık çok da verimli oldu. Şu anda ben hafif böyle bir kel parlaklığıyla aydım söyleyeyim sana konuyu. Ben de mesela şu anda aklıma şeyler geliyor hakikaten yeni delilik. Deliliğin faziletleri isimli bir liste yavaş yavaş oluşuyor. Yani, mesela çok önemli bir şeyi var. Herkesin aynı algoritmalarla benzer şekilde yaşadığı toplumda öz farkındalık otomatikman çok düşüyor. Yani sen sadece kendini belli hedeflere yetişip yetişememe cinsinden tanımlıyorsun ya. Ama delilik orada olduğu sürece, delilik ilham vermeye devam ettiği sürece kendini bir de o cinsten tanımlama. Ya bende bu ne kadar var? Benim bununla ilişki biçimim beni nasıl tanımlıyor? Ben bununla nasıl başa çıkıyorum? Ya da nasıl bir ilişkiye geçiyorum? Bu mesela insanın kendini tanımasıyla da çok ilgili. Yani hani kendinden aşağı olana bak şükret falan gibi bir motto vardır ya bizde. Hı hı. Tam olarak böyle demiyor muyum? Bu da işin bir parçası. Yani orada bir belki işlevsiz olabilecek bir durum var. Sen hayatında neyi ne kadar becerdiğini bilemiyorsun ama oraya baktığında hem oradaki ilhamla ilhamlanıp hem oradaki yetersizliğin sendeki mukabili yetkinlikleri fark ettiğin zaman.
Yani bu tırnak içinde normal insana başka bir seviyeye atlatan bir örnek, bir misal, bir ne diyorlar ona şey olsun. Bu bize ne olsun derler? Hani ibret. İbret. Bir ibret oluşturuyor. Dolayısıyla o senin biraz önce saydıkların hani hepsini birleştirdiğimizde şey yapalım biz. Deli çiftliği açalım yani. Deli yetiştirelim. Delilik kavramını... Burası bu arada deli çiftliği. Yani buradaysanız siz de normal değilsiniz. Evet, bir tür deli çiftliği açıyor zaten. Yani yürüyoruz. Yani bize izleyiciyle beraber gelen sorunun tipi de böyle. Hani biz de oturup bunu ciddiye alıp konuşuyoruz hani konuyla alakalı. Ya bu arada... Zor da bir... Çok zor. Mesela bu bizim videoların altında bunun sıklıkla gelmesi de şöyle bir şey. Aslında bak deliliğin kurtuluş anahtarı taşıdığına dair bir hissiyat. Çünkü bu sıkışıklık, bu algoritma bayıyor bizi yani. O belli ki. Dediğin gibi başta delirmek istiyoruz da ne yöne gideceğiz onu da bilmiyoruz. Ama delirmek aslında sadece hep yaptığın şeyi yapmamak, hep düşünüleni düşünmemek, sana söyle denileni söylememek, söyleme denileni arada bir söylemek, delilik bununla ilgili bir şey yani. Orada sen Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı kitabında da cesaret kavramıyla da pozisyonladığında cesaret edilmesi gereken bir seçenek, bir durum var ya. Mesela utanmamaya cesaret edeceksin. Çünkü davranışlarımızın önemli bir bölümünü utanç engelliyor. Utanmama, hafif belki arsız olma, bir cesaret, hiç kimseyi umursamayacak durumda olma, dışarıdaki sistemi kendisini umursamayacak durumda olma refleksler barındırıyor ki çılgınca bir şeyi söyleyebilirsin. Bak delilik yine çılgınlık kavramı geldi. Hemen çılgın dedim. Şeyde, çılgınca bir şey söyleyebilirsin. Yoksa şöyle oluyor yani. Abi çok haklısın, mavi değil de koyu mavi mi yapsak? Böyle tamam yaparız da bu böyle gelişmiyor hikayeyle. Eğitim sistemini o yüzden senelerdir onarıyoruz da bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor çünkü ana teorisi yani hani burada çok hemfikir olduğu konulardan bir tanesi. Sen de Ali de gündem ediyorsunuz yani çok katıldığım konulardan bir tanesi. Yani bir çocuğu herhangi bir dört duvar arasına alıp tahta sıralarının üzerinde günde 8 saat oturmaya mecbur bırakmak. Yani 10 saat mesela kafadan ana sorgulanması gereken bir şey ama nedense sorgulanamaz. Bunun dışında bir şey söylemenin çılgınlık ya da delilik olduğu bir şeye doğru gidiyor ya da. Yani... Ben şimdi şeyi çok seviyorum. Belli bir olgunluğa, medyatikliğe ve immüniteye sahip olduğunuz zaman. Yani şimdi buna dokunursak bir problem çıkar noktasına geldiğinde. Ben eğitim konferansına gidip eğitim yasaklanmalı diyebiliyorum mesela. Bırak eğitimi boş verin falan. Yasaklanmalı ve bunu ben buna 20 yıldır inanıyorum. Ama bu delirme noktasına belli bir hazırlıktan sonra gelebiliyorsun. İşte... Dışarıda mesela ilk defa bir adam duyduğunda ne diyor lan bu? Hemen etrafına gidiyor. Abi adam bak şu. Şimdi böyle böyle dedi. Yani doğru söylüyor aslında falan. Ama yani. Öyle de falan. Ya Sinan biraz öyledi zaten. Tevil etmeye çalışıyorlar falan. Ama mesela bu delilerin sayısı artsa yarın bir gün Milli Eğitim Bakanı olması yetmez. Milli Eğitim Yönetim Kadrosu'nun yarısı bu delilerden oluşsa eğitim yasaklanır abi. Yani Oytun'un çok güzel anlattığı bir şey var. Mesela bilimsel fikirler önce sanrılar şeklinde geliyor. Adam diyor ki mesela şöyle bir şey olsa ne olur? Bu daha sonra işte hipoteze dönüşüp kanıtlanırsa da teori oluyor. Yani bilimsel bir gerçek olarak ortaya koyuyoruz. Ama işin aslı ilk başı delilik. Bir sanrı. Evet. Bu böyle başlıyor. Bilgi böyle çıkıyor. Sanat böyle çıkıyor. Her şey böyle çıkıyor. İşte bilimsel düşünce okulunda Einstein'ı anlatırken, çoğu zaman kendimi bir sanatçıyı anlatırken buluyorum. Çünkü Einstein teknik bir konudan çıkmıyor ki abi. Böyle bir hayal dünyasında bir düşünce deneyi kurguluyor falan. Bildiği edebi bir şey yani. Baya baya. Yaratıcı bir süreç. Ondan sonra da oturup formüle ediyorsun. Ya gelirse hammaliye yani. Einstein delirmese bugün GPS'ler çalışmazdı abi. Vallahi. Yani evet. Arka tarafına yani deliliğin cesaret gerektiren bölümünün haricinde hani şu sınırını da sorguluyoruz ya. Hangi aşamada delilik sınırına giriyoruz ya da girmiyoruz. Burada bir miktar delilik sınır olarak tarif edilemezliğiyle de kendini gösteriyor o zaman böyle tarif edilmiş. Ha, bir de manyaklık geldi aklıma. Bak bir de manyaklık var. Tabii, çılgınlık, delilik, manyaklık diye böyle bir skala yapmak lazım. Daha çok ifade vardır bu arada bizde muhtemelen. Yani bizim sözlüğün bundan zengin olduğunu düşünüyorum. Mesela eğitim yasaklanmalı diye bir eğitim konferansında fikir beyan etmek çılgınlık. Bunu gidip Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir önerge olarak vermek delilik. Okulun önüne gidip yakarım kendimi eğitim yasaklayın demek de manyaklık oluyor. Yani böyle bir level yapabiliriz konuyla ilgili. Evet. Hepsi aynı görüş ama... Yani işte kendini gösterme biçimi birbirinden farklı. Ya da evde oturup eğitimi yasaklayın, eğitimi sevmesin. Twitter'dan bunu yazmak da yazık oluyor. Güzel oldu. O da tanım bulamayacağını düşündüm tam söylerken. Harbiden oluyor, yazık oluyor. Evet. Deliliğin sınırı, psikolojik rahatsızlıkların sınırının bambaşka kapsamları var. Ama deliliğin sınırı düşündüğümüzden daha bize yakın. Ve bunu birebir görmek de mümkün değil. Ama bu biraz... Tarif edip ayağımızı öteki tarafa atma,
kendi konfor alanını bozma ya da yeni bir şeye cesaret etmeyle ilgili bir sınırla beraber başlıyor. Ve delilik kavramının kendisinin kapsam olarak da toplumsal anlamda fayda taşıdığını düşünüyorum. Hem sanatsal hem az önce sıraladığımız matematikler. Yani gerçekten bu konuyu şu anda kendi hayatımda ele alma ihtiyacı hissettirdim. Bana yani hani yukarıda biraz delirmekte fayda var yani. Var ya da deliliği bir kavram olarak pratiklerimizde, iş hayatında ya da dışarıda kullanmakta, jargonunu ya da mantığını geliştirmekte de fayda var. Çünkü rasyonel bir sistematikte, akademik bir zeminde de bir şey yapıyor ola gelsen bile mutlak bilgiye ulaşmak için ihtiyacın olduğu inanç kavramlarına gidecek atak da delilikle ilintili aslında. Abi ne fark ettim biliyor musun bak? Biraz sıkıntılı bir cümle oldu ama bence yani bir zemini var. Abi delirmememizin en önemli nedeni delirmememizin. Yani herkesin aklında delice bir şeyler geçiyor yani. Jim Carrey çok güzel anlatıyor. Yani elinde tıraş olmak üzere jilet var. Bir anda aklıma geliyor. Şunu da dilimi doğrasam ne olur acaba? Şimdi ama bir an o bir niye yapmıyorsun? Mesela korku var abi. İnsanı korku, utanç falan gibi faktörler tutuyor. Delilik bunun zayıfladığı hal. Yani cesaretin kolay ortaya çıkabildiği hal. O yüzden delilik pratiği lazım arada bir. Yani sıra dışı davranışa delilik de aslında öğrenecek bir şey var. Şu anda onu fark ettim. Hepimizde var o potansiyel ama korktuğumuz için yapamıyoruz. Çekindiğimiz için yapamıyoruz. Yani bizi tutan bir negatif duygulanım var. Deli de o zayıf. O zayıf olunca o hal oluyor zaten. O çıkıyor. Ve bu insanlar yaptıkları şeyler hani pozitif olduğunda norm değiştiriyorlar işte. Delice bir şey yapıp daha sonra 20 sene sonra diyor ki bu zaten böyleydi falan. Herkes bunu biliyormuş gibi davranıyor. Norma i̇şte değişiyor. Çok öğrenecek şey var abi. Yani kesin. Güzel. Umduğumdan performanslı olduğu içerik açısından. Aa, evet. İlk soruyu soran arkadaşa teşekkür ediyorum. Evet. Valla delirmeyin ama yani azıcık delirin.